Senin oyunculuğunu nasıl buldun? Şüpheyi izleyebildin mi Ne hiç? yazık ki izleyemedim çünkü bizim prova dönemimize denk geldi Şüphe'nin başlaması. Evet. Daha sonra da oynamaya başladık, sonra da yakalayamadık. Yakalayamadınız. Evet. Müge, Duygu ayrılmadan Müge'ye hazır sırası gelmişken bir şey soracağım. Senin menşei çıkış aslında reklamlardan değil mi? Doğru mu? Yoksa daha önce dizi miydi? Yok, reklamlardan. Reklamlardan. Bu reklam işi. Menşei. Yani bir garip bir iş. Diziye bile, diziden bile insanlar patlayamayabiliyor. Televizyonda bir sürü şey yapıyorlar, patlayamıyor. Olmuyor, olmuyor. Reklamlardan çok fazla dizi sektörüne, sinema sektörüne evet, adam evet. çıkıyor. Doğru mu? Evet, doğru. Evet. Senin en son oynadığın reklam hangisiydi? Adını söyleme. En son. Öyle bir soru yani. Evet. Şöyle örnek verebilirim. Bir yer yarılıyor da, bir yer yarılıyor da yukarıdan baktığında. Evet. Ha, evet. Mügeciğim, sessiz sakin misindir? Böyle içine içine mi gülersin? Hayır, biz konuşuyoruz, konuşuyoruz burada. Konuşuyorsunuz kendi aranızda. Evet. Ha tamam, özür dilerim. Şey dedik, bizim fan kulüp bugün gelemedi. Kendi kendine. Ben ona, o bana. Değil mi? Programı yanlış anlamış olmayın. Benle konuşacaksınız programın şeyinde, ben varım yani içinde. Evet. Anlat biraz bize, ne yaptın? İzmir'den yola çıktın. Sonra Eskişehir mi kazandın? Norveç'e gitmişsin, bir şeyler olmuş. Biraz seni evet, tanıyalım. Evet, biraz gezdim. İzmir'den evet. sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Sinema, televizyon. Harika. Bizim okuldan. Evet. evet. Eskişehirlilik. Kaç mezunusun? Sen, Mete, sen de mi Eskişehir'densin? Evet. evet. 2006 mezunuyum. 2006 mezunsun. Evet. Kaç doğmuşsun Müge? İşte 80'li yıllar diyelim. O ne? Anladım. Birkaç sene sürdü diyorsun yani. Böyle. Biraz uzun belli sürdü. Biraz. 80'li yıllar. Ufak, ne? Ufak duruyor değil 89'da mi? 89'da bile olabilir. 89'da olabilir evet. 80'lerin değil mi? Kaç doğumlu olabilir Müge? 92'li olabilir diyor hala. Arkadaş, yandaki kanaldaki programı mı izliyorsun? Biz de demin dedi ya 80'ler diyor. 80. Evet. O öyle. Peki yaşla ilgili, seninle ilgili internette bir şeyler var biliyorsun. Herkes bulmaya çalışıyor acaba kaç yaşında da nedir. Sonra Norveç niye? Norveç niye? Çünkü yani medya alanında bir şey okumak istedim. Sonra işte birkaç Fransa, Çek Cumhuriyeti veya Norveç ihtimalleri vardı okullar arasında, evet. üniversitede. Norveç'i tercih ettim çünkü oranın kültürünü çok seviyorum, yani İskandinav kültürünü ilginç buluyorum. Gidene kadar biliyor muydun Norveç kültürünü? Yani çok fazla bilmiyordum ama az çok, yani daha enteresan, daha hani evet. bize uzak olan bir kültür olduğu için. Oraya gittim ve orada işte medya ve reklamcılık alanında işte fotoğrafçılık, Photoshop, işte İskandinav kültürüyle ilgili dersler aldım. Çok güzel. Yabancılık bir da şeydi. Çekmemişsindir. Bir yabancılık çekmedim, var evet. Ha? Müge'de acayip bir yabancılık var. Birisine biraz benziyor Müge. Kuzeyli tipi var. Kuzeyli tipi var, yani bir İskandinav tipi var. Evet. Ama birisine benziyorsun sanki. Ya dışarıdan böyle daha. Bulacağım ben. Bakıyorum daha. Duran ama içi sıcak. Ben göstereyim mi kime benzediğimi? Hadi bakalım. Arkadaşlar, bizim arkadaşlar valla yan yana koymuşlar, gerçekten de benziyor yani. Bir görelim bakalım kime benziyor. Ben biraz Romy Schneider'a benziyorum. Romy Schneider değil ya, bak kime benziyor. Benzemiyor mu? Sizin. Vallahi benziyor, bak ağız yapısı. Sadece renkleri benziyor. Hayır ya, ağız benziyor. Nereden ağız yapısı Devam benziyor et. Canım? Bak burunlar da aynı. Hakikaten benziyor. Evet. Kaşlar aynı. Ya aynı familyadan, evet. Çok gülmüştüm. Alın da aynı, evet. Kaşlar aynı değil. Vay be, bizim Brad Pitt'imizsin yani. Hadi vallahi. Evet, değil mi? Bundan sonra bizim yeni Brad Pitt'imiz. İşte evet, süpermiş. Sonra döndün. Sonra döndüm. İstanbul'a geldim. İstanbul'da işte biraz kamera arkasında çalıştım. Reji, prodüksiyon vesaire. Evet. Sonra fotoğrafçılığa geçtim, yani styling ve modayla ilgilendim. İşte öyle, o sırada, öyle bir taraf da var yani. Tabii evet. öyle bir taraf da var. Sonra işte styling yaparken biraz tabii arkadaş çevrem de biraz bu şeyde olmaya başladığı için işte kendi projelerimizde işte hadi Müge gel seni çekelim, işte modellik bize yapar mısın, işte ya da işte şurada bir iş var hadi oraya da beraber gidelim falan şeklinde. Hani hep böyle bir arkadaş çevresinde biraz evet. kamera önüne yavaş yavaş geçmeye başladım. Bu sırada işte reklam teklifleri geliyordu. Onlardan da işte ilk bir tanesi oldu. Ondan sonra zaten diğerleri geldi. İsim veremediğim için biraz böyle evet, şey tamam, oldu. Tamam anlıyoruz. O evet. oldu, diğerleri geldi. Ama bayağı bir reklamda gördük seni. Evet. İşte sonra da biraz bu işin eğitimini almaya karar verdim. Hani madem ki reklam bile olsa bir şekilde bir ekran önü maceram olacak belli ki. Bari bunun da eğitimini alıp işte daha profesyonel bir şekilde yapayım diyerek
T-Performans'la başladım ilk Hakan Pişkin'le çalışmaya. Orada işte yavaş yavaş işte böyle gide gele falan biraz daha oyunculukla ilgilenmeye başladım. Buraya sonra kadar da geldi. Dizi oldu ve zaten. En son Kanal D'de Şüphe dizisinde evet. Nihayetlendi bu oyunculuk. Evet. Yani şu an devam ediyor da ama Şüphe ile beraber. Aha. Şimdi kanal bizim kanal yani. Kanal D bizim kanalımız. Şüphe de bizim dizimizdi. İyi de başladı. Dizi gerçekten de güzel de başladı. İyi de prodüksiyonu vardı yani. Yapımı da iyiydi. İyi de para harcanmıştı. Yani görüntüsü, çekimi, oyuncuları değil mi? Çok acayip evet. oyuncular vardı yani Şüphe'nin evet, içinde. Hem karşısındaki diziden dolayı biraz belki başka sebeplerden dolayı çok herhalde istenildiği gibi gitmedi ve erken bir final yapıldı. Doğru mu? Şüphelisin. Ama evet. Şüphelisin içinde en çok konuşulan karakter sen oldun. Öyle mi? Yani tabii ki sen oldun çünkü o striptiz sahnesiyle sen oldun. Bu striptiz... Oo. Evet. Evet, bu striptiz sahnesi böyle mi karşılanıyor genelde? Bak striptiz diyorum. Mandıra mı var? Bu bir film, bu bir dizi. Yani bu da bir rol verilecekse, bir şey yazılacaksa da oynanacak orada ama. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Nasıl karşılandı bu? Yani başka bir türlü mü bakıldı buna? Ne oldu? Bir şey açıklama yapmak zorunda mı kaldın? Birilerine bir dert mi attın? Yok, açıklama yapmak zorunda kalmadım. Tabii ki bir şekilde sorular geldi bu sahneyle ilgili. Ben de daha çok yani olayın oyunculuk tarafından bakıyorum. Sonuçta o bir karakter ve o karakterin bir duruma karşı olan tepkisi bir şekilde esasında evet. o yaptığı şey. Yani yaşamış olduğu bir acı, işte acıların normalde çok fazla belli etmeyen bir insanken yani o zamana kadar da hiçbir tepki göstermemişken yani dedesinin ölümüne bir şekilde. İnsanların bunu böyle algıladığına inanıyor musun? Yani şu anda sen açıklarken açıklayabiliyorsun bunu bildiğin için. Ama sen striptiz yaparken dışarıdaki ekrandaki insanların dedesine karşı içsel sıkıntısını böyle atıyor dediğine. Çünkü hani ondan dolayı diyorum yani sıkıntı oradan kaynaklanabilir yok, diye. Yani ha? işte öyle evet. düşünmedilerse bile. Kendi karakterini çok özdeşleştiriyorlar genelde. Evet. evet öyle, ondan. Öyle bir durum var. O yüzden açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Evet. Yani Halbuki. Öyle anlaşılmadıysa bile bana sorulduğu zaman ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum işte bu şekilde. Halbuki senaristin yarattığı bir dünya bu yani sorulacaksa ona sormak gerekiyor. Senaristin yarattığı bir dünya da Türkiye'de Tabii. bir televizyon kanalında bir dizi filmin içinde senaryo geldiğinde Müge bu sahnede striptiz yapar dediğinde herhalde orasında ha güzel öteki sayfaya geçelim diye geçmiyorsun. Oraya bir takılırsın yani ben bunu yaparsam ne olur, bundan sonra ne olur, arkasından ne olur, kime cevap veririm, hangi gazetene yazar, oradan konu buraya gider mi, oradan öteki tarafa gider mi? Bu bizde bir tane bir şey sevdip de öyle kalmıyor ki. Onun arkasından devasa bir sürü şey oluyor. Yani onu yaşadın mı diye öncesinde o sıkıntıyı. Yani çok kendi adıma konuşmak gerekirse çok fazla beni etkileyen bir şey olmadı. Hani çünkü ben orada bir performans Sağlam. Sergiledim. Yani evet, o benim için bir danstı orada. Yani Güzel. Bu yeri gelir yani striptiz olabilir. Çünkü bu bir sahne performansı olduğu yeri gelir için... horon da çekerim diyorsun. Evet horon da çekerim. evet. Çok da severim Karadeniz kültürünü. evet. Peki. Yani tango olabilirdi. Başka bir şey, herhangi olabilir. Bir şey olabilirdi Ama yani o. Sadece hani striptiz biraz daha hani başka bir taraftan algılandığı için öyle oldu. Ama esasında Neden o da acaba? Bir gösteri ve o da bir dans türü esasında. O yüzden ben öyle bakıyorum Bizim olaya. Çok fazla görmediğimiz bir dans türü de yani hani günlük Yapmak hayat çok... içerisinde...